Zamanın ilerlemesiyle birlikte değişen koşullara uyum sağlayabilmek için yeni roller üstleniriz. Kendimizi geliştirmek için yaptığımız planlarsa kişisel gelişimimizde zorluklarla başa çıkabilmemizi sağlar. Kişisel gelişim sadece zayıf yönlerimizi geliştirmekle kalmaz, güçlü yönlerimizin de gelişmesine katkıda bulunur. Yeteneklerimizi geliştirmeye karar vermek, daha fazla güvende hissetmemize olanak tanır. Kendimizi geliştirdikçe düşüncelerimiz daha da pozitifleşir ve daha iyi hissetmeye başlarız. Hatta güven sorunu yaşadığımız alanlarla yüzleşmemizi ve bu durumu ortadan kaldırmak için adım atmamıza yardımcı olur. Ben Temel Demirdelen. Şimdi sizlere kendimizi geliştirebileceğimiz en etkili 10 yoldan bahsedeceğim. Yolculuğa hazırsanız başlıyoruz. 1. Hedef belirleyin. Bir çalışmaya başlamadan önce belirlenmiş hedeflerin olması büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Bir hedefiniz varsa kararlı adımlarla en etkili biçimde harekete geçebilirsiniz. Eylemleriniz artık rastgele değil, odaklanmış ve net olacaktır. Hedeflerinizi belirlerken spesifik olmasına dikkat edin. Ve buna hedefe ulaşacağınız son tarihi de eklemeyi unutmayın. Bunu yapmazsanız hedefiniz bir dileğiniz olarak kalabilir. İyi bir hedef zorlayıcı fakat ulaşılabilir, somut, ölçülebilir, belli bir zaman dilimiyle sınırlı ve mutlaka yazılı olmalıdır. 2. Başta sadece birkaç konuya odaklanın. Her şeyi bir anda yapmaya çalışmak büyük ihtimalle odaklanma, sıkılma, zaman ve enerji eksikliğine yol açacak ve başarı şansınızı önemli ölçüde azaltacaktır. Bu nedenle kendinizi geliştireceğiniz alanları belirleyin ve önem sıralaması yapın. Yapmış olduğunuz sıralamaya göre değiştirmeye başlayacağınız alanı ele alıp harekete geçin. Hedefiniz kitap okumaksa ilk başta 30 kitap okumak yerine yılda 10 kitap okumanız daha iyi olacak. 3. Kendinize örnek bir kişi seçin. Kendinizi geliştirmek istediğiniz alanda başarılı birini örnek alın. Bu kişinin hareketlerini, sözlerini, yaptıkları işleri inceleyin. Neden mi? Örnek aldığınız kişinin deneyimleri size yürümek istediğiniz yolda ışık olacak, karşınıza çıkacak engel ve tuzaklardan koruyacak ve en iyi stratejileri size gösterecektir. Bütün bunları kendi başınıza yaptığınızda hata yapma olasılığınız yüksek olacak ve belki de çok zaman kaybedeceksiniz. Bunun yerine kendinize bir akıl hocası bulmak oldukça yararlı olacaktır. 4. Pozitif medya izleyin ve dinleyin. Tükettiğimiz her podcast, film, dizi, haber, sosyal medya gönderisi zihinsel ve duygusal durumumuzu etkiler. Ne yersen osun cümlesi dinlediğimiz, izlediğimiz, tükettiğimiz her şey için de geçerlidir. Hatta yeni yapılan bir çalışma, olumsuz sosyal medyanın depresyon ve yalnızlık duygularını arttırdığını göstermiştir. 5. Konfor alanınızdan çıkın. Gerçek büyüme, sıkı çalışma ve alın teriyle gelir. Çok rahat olmak büyümemize yardımcı olmaz, bizi durgunlaştırır. Konfor alanı çizgilerinizin nerede olduğunu ve yavaş yavaş onlardan nasıl çıkmaya başlayabileceğinizi belirleyin. Hiç gitmediğiniz bir patikada yürüyüşe çıkın. Hiç denemediğiniz bir yemek yapın veya bir dahaki sefere normalde hayır diyeceğiniz bir arkadaşınız sizden dışarı çıkmanızı istediğinde evet deyin. 6. Büyüme odaklı zihniyetinizi geliştirin. Büyüme odaklı zihniyet, kişinin doğuştan sahip olduğu yeteneklerinin değiştirilebilir ve geliştirilebilir olduğunun farkında olmasını ifade eder. Bu zihniyete sahip insanlar çabalarıyla gelişebileceklerine inanırlar. Düşük bir IQ'ya sahip olsalar bile sabit bir zihniyete sahip olanlardan daha iyi bir performans gösterirler. Çünkü zorlukları yeni bir şeyler öğrenme fırsatları olarak değerlendirirler. Carol Dweck, bize dağıtılan el ile oynamamız gerektiğini kabullenmeyen başka bir düşünce tarzı daha var. Buna göre dağıtılan el sadece başlangıç noktamız, diyor. Oyun sırasında yeni kartlar alarak ve bazen vererek elimizi geliştirmemiz mümkün. 7. Her gün okuyun. Kitaplar yoğun bilgelik kaynaklarıdır. Ne kadar çok kitap okursanız kendinizi o kadar çok bilgeliğe maruz bırakırsınız. Her gün bir kitap okurken beyninizi giderek daha fazla bilgiyle besleyeceksiniz. Mark McMillan'ın söylediklerini hep hatırlayın. 5 yıl sonra iki şeyin dışında aynı kalacaksınız. Tanıştığınız insanlar ve okuduğunuz kitaplar. 8. Gelecekteki benliğinize bir mektup yazın. Bundan 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz?
Kendinizi geliştirmeyi öğrendikten sonra nasıl bir insan olacaksınız? Gelecekteki halinize bir mektup yazın ve mühürleyin. 5 yıl sonrasını açmak için takviminizde bir tarih belirleyin. Ardından o mektubu açmak istediğiniz kişi olmak için çalışmaya başlayın. 9. Arkadaşlarınızdan öğrenin. Herkesin içinde inanılmaz nitelikler vardır. Onlardan nasıl yararlanmak istediğimiz ise bize kalmış. Çevrenizdeki tüm arkadaşlarınızdan öğrenebileceğiniz şeyler olacak. Hemen şimdi arkadaşlarınızı bir düşünün. Onlardan nasıl öğrenebilir ve bu beceriyi kendiniz için nasıl benimseyebilirsiniz? Jim Rohn'un dediği gibi, en çok vakit geçirdiğiniz 5 kişinin ortalamasısınız. 10. Kişisel markanızı oluşturun. Kusursuz bir çevrim içi profil, tüm modern iş arayanlar için bir rüyadır. İyi yazılmış bir LinkedIn profili, artı tutkunuzla ilgili bir blog dizisi, artı mükemmel yazılmış bir özgeçmiş, eşittir kazandıran bir kombinasyon. Kendinizi nasıl geliştireceğinizi öğrenirken, kişisel gelişiminizden siz sorumlusunuz. Kendinizi kişisel gelişiminize adamaya karar verin ve ömür boyu sürecek bir büyüme ve değişim yolculuğunu kucaklayın. Sonuçlar hemen gerçekleşmeyebilir. Ancak bu yollara bağlı kaldığınız sürece, kendinizde ve hayatınızda olumlu değişiklikler görmeye başlayacağınıza eminim.